Anasının babasının tek oğluşu o, dört ablasının tek uğraşı o, tüm mahallenin tek sırdaşı o, yola düşmüşlerin yoldaşı. Gönlünü kaptırır bir sevgiliye, kimse beğenmez dayı döner deliye. 1, 3, 5, 10 yerlerden açış yok, İnterneti açmadan o arkadan çıkış yok. Anasının babasının tek oğluşu o, dört ablasının tek uğraşı o, tüm mahallenin tek sırdaşı o, yola düşmüşlerin yoldaşı. Dayı bütün hayatı çizgilerle anlatır, yaptığı tek spor salıncak sallamaktır. Kabadayı sanmayın, hatta kibar sayılır, o gizli bir kahraman, herkes ona bayılır. Sadede gelelim, dur kıpraşma, sırtına binelim. Ay day, kebap, dürüm, lahmacun, üstüne meyveli dondurma, kimler senin baş tacın. Ay day, Küçük Kamuran'ı hiç böyle görmediniz. Az sonra. Bizi de hiç görmeyelim, daha iyi zaten. Al bakalım Nurişam. Sağa tost yaptım. Yanına da portakal suyu sıktım. Hem de kendi ellerimle. Allah. Fatih. Sen başka nerenle sıkabiliyorsun portakalları? Afsan. Afiyet olsun. Allah Allah ya. Baba. Yoksa ben biraz sonra kurşuna diziliyorum da. Bundan benim haberim mi yok? Ne? Ne bileyim. Ya ben biraz sonra kurşuna dizilecek olsam... son arzum olarak... iki kaşarlı tost... bir de yeni sıkılmış... portakal suyu isterdim de o açıdan. Yok de içimden geldi. İçinden mi geldi? İçinden mi geldi? Ne ya, içimden geldi. Allah Allah. Enteresan. Ya Fadik, bana da çok kötü koktu ya. Rica etsem benim için de iki tane çift kaşarlı gelir mi o içinden? Hemen. Az ye de kendine bir uşak tut, uşağım. Allah Allah. Ulan yine düştü bu yere. Ya o kadar da belime kova kemeri yaptırdım, yine düşüp durayım bu tabanca, görüyor musun? Hiç anlamadım ben bu işi. Ama yuh artık ya. Kahrolsun yer çekimi gerçekten de. Toraman. Hı, efendim baba. Bu Fadik sana yazıyor oğlum. Yazıyor mu? He, yani bu doğaçlama tost olayının başka bir açıklaması olamaz. Doğaçlama tost ne demek lan? Oğlum yani kadın... ya olayın alt metnini bir düşünsene. Bak tost yemek... tost yapmak, tostumu yedim, seni bekliyorum filan ha. Ne? Ya oğlum, kadın erotik alt metinli çok gizli bir mesaj yolluyor sana. Anlasana işte. Baba, doğru konuş. Çakacağım şimdi tostumun tersiyle. Bir daha hiç konuşamayacaksın ha.
Şakası bile iğrenç ya. Allah'ım sen koru. Sen beni çıtırların yolundan ayırma ya Rabbim. Ben bilmem kardeşim. Kadın çatır çatır Orhun yazıtları gibi yazıyor sana. Orhun yazıtları gibi yazıyor. Ne demek ya? Al bakalım Nurhisam. Bunlar senin çoraplarındır. Benim çoraplarım midir? Benim çoraplarım mı? Geçen geldiğinde banyoda unutmuşsun. Sonra da bırakıp gitmişsin. Ben de hazır Ali Usan çamaşırlarını elimdeymişken onları yıkayıverdim. Buyur. Elin değmişken. Altı kez çitiledim, azıcık üstündeki kokusu. Kok bak ne güzel kokuyor bak. Mis gibi olmuş değil mi? Evet, gerçekten de mis gibi olmuş. Eline sağlık. Allah affeder ama o katiyen affetmez Fadike Hanımcığım. Güle güle gel Nurhisa. Güle güle gel. Kesin yazıyor oğlum bu sana. Kesin yazıyor. Nuri! Buzdolabı! Nuri rahat bırak dolabı! Nuri! Bırak abicim o tulum peyniri! Toramaz! Nuri! Sen ne yapıyorsun abicim orada? Çık! 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 Bırak baba! Bırak beni! Ölmek istiyorum! Bırak baba! Bırak! Çık! Ya çıksana kardeşim! Nilgün. Hayır hanımefendi. Bu faks değil, normal telefon. O yüzden size faks sinyali veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Rica ederim. İyi günler, baş baş. Ama antikalar be. İnsan önce bir alo der. Faks sinyali verebilir misiniz? Vermeyeceğim. Yok. Nilgün Hanım, benim tıraş raporları geldi. Dokunma! Masaya dokunma. Yeni sildim daha. Bekle, ben alırım. Bekle çocuğum. Tamam, ver. Teşekkür ederim. Baş baş. Hadi. Ha, şöyle ya. Yeni sildim daha. Nilgün. Canım vallahi bize de kalmadı o sinyalden. Normal telefon. Faks değildi ondan. Hadi canım. Yani bir faks sinyali sapığımız eksikti, o da oldu. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Nilgün. Yahu olsa ben sana niye vermeyeyim o sinyali? He? Hayatım. Yani olsa dükkan senin. Ama yok. Ya olsa al götür, ne kadar sinyal varsa hepsi senin olsun güzelim yani. Ama yok koçum. Hadi baş baş. Kolay gelsin Nilgün Hanım. Defol git başından, sinyal miyal veremem. Nasıl? Erdal Bey. Hoş geldiniz Erdal Bey. Bu ne güzel sürpriz var efendim. Birden sizi böyle karşımda görünce şaşırdım ben. Buyurun oturun efendim, yani kendi gazeteniz gibi rahat edin. Hayır, espri yaptım canım yani. Burası sizin gazeteniz zaten, ben biliyorum, şaka yap. Çok fazla kalamayacağım için hemen konuya gireceğim. Koy verin gitsin o zaman efendim. Yeni bir gazete çıkarma çalışmalarında bulundum biliyorsunuz. Biliyorum efendim, bütün sektör bunu konuşuyor. Güzel. Gazetem için yaptığınız başarılı çalışmalardan dolayı bu yeni gazetemdeki reklam müdürünü size vermeyi düşünüyorum. Allah! Bunu siz gittikten sonra yapmam gerekiyordu değil mi? O zaman ben hemen gideyim, siz kaldığınız yerden göbeğinize devam edin. Yok yok Erdal Bey, yani tekrar bana güvendiğiniz için size...
size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yani bana olan güveninizi asla boşa çıkartmayacağım yani. İçiniz rahat olsun, gönlünüz ferah olsun. Hatta biraz daha abartmam gerekirse Allah ne muradınız varsa versin efendim. Allah sizi bizim başımıza tamam, eksik tamam, etsin. Tamam. Şu gazete bir çıksın da eve. İnşallah efendim. Bunlar sizinkiler mi İlgün'ün? Evet efendim. Üçü de benim. Mert, Ebru ve Efe. Maşallah. Bu genç yaşta üç tane çocuk ha? Ya siz benim böyle genç göründüğüme bakmayın. Benim içim... Benim içim gördüğünüzden 5 kat daha gençtir. Ben hiç yorulmam. Hep çalışırım. Hep çalışırım efendim. Çok çalışkanımdır aslında ben. Peki eşinizin resmi nerede? Eşinizin resmi yok mu? Nasıl yani? Masanın üstünde diyorum. Eşinizin resmi diyorum. Vardı. Kırıldı. Kırıldı mı? Evet, kırıldı. Nasıl yani? Çok bakmaktan. Çok bakmaktan mı? Evet efendim. Biz eşimle, yani kendisiyle ben ilk günkü gibi birbirimize aşığız aslında. Şimdi onun resmi de burada duruyordu. Ben de şurada oturuyorum. Yani fırsat buldukça bakıyorum. Ve bakışıyoruz biz. O gün aşırı dozda bakmaktan göze geldi. Kim göze geldi ya? Resim. Resim göze geldi efendim. Böyle orta yerinden çatladı. Çerçeve kırıldı, tuz buz oldu. Allah Allah. Ben de öyle dedim. Allah Allah dedim yani. Allah Allah dedim yani. Aynanın çok bakmaktan kırıldığını gördüm. Ama çerçevenin kırıldığını ilk kez görüyordum ben de o zaman. Neyse. Bana kalırsa siz yeni bir çerçeve yaptırın. Eşinizin resmini de çocuklarınkinin yanına koyun. Eğer bir gün eşiniz sizi ziyarete gelir de masanın üstünde kendi resmini görmezse çok fena alınabilir. Tamam efendim. Ben ilk fırsatta onun resmini koyacağım oraya. Nasıl yani Yücel Hanım? İlk fırsatta diyorum. Resmini hemen buraya koyacağım ben onu. Merak etmeyin siz. Ben de gideyim artık. Kaçıyor musunuz? Ne? Hayır yani güle güle gidin demek istedim ben. Aslında karşılıklı oturup bu yeni gazete konusunda tartışmamız gereken ne kadar çok şey var ama vakit yok. Ha bakın ne diyeceğim size. Ne diyeceksiniz? Bu akşam ailecik bir yemeğe çıksak ve yemekte bol bol yeni gazete üstüne konuşsak ne kadar güzel olur değil mi? Ailecek mi? Evet, siz, eşiniz, ben, benim hanım. Yapmayın ya. Yapayım vallahi. İyi tamam yapın da şimdi benim eşim var ya. Tamam tamam bu akşam saat 8'de size uğrayıp sizi alalım. Bize uğrayıp bizim alacaksınız. Evet. Hem bir 5 dakika çocukları da görmüş oluruz. Bizim hanım çok meraklıdır çocuklara. Biliyorsunuz Nilgün Hanım, ben çalışanlarının aile hayatına çok önem veren bir patronum. Bilmez olur muyum efendim? Çok iyi biliyorum tabii ki. Tamam o zaman. Akşam 8'de görüşürüz. Görüşürüz efendim. Ben şimdi 8'e kadar bir kocayı nereden bulacağım? Nilgün. Ha canım. Vereyim ben şimdi sana sinyali. Ali dayı. Bugünlük benim işim bitti. Ben çıkıyorum Aliuşa. Çok 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 teşekkür ederim. Allah affeder ama o katiyen affetmez Fadik Hanım ablacığım. Bugün de bizleri kırmadınız, buralara kadar geldiniz. Şeref verdiniz, onur kattınız, onura ettiniz. Çok konuşma uşağım ya. Otobüsü kaçıracağım. Ver şu parayı da gideyim bir an önce. Buyurun, buyurun. Şöyle vereyim. Ah, güle güle harca. Harcayacağım tabii. Sana mı soracağım? Ne oluyor uşağım? Nerede uşağım? Sayda ya. Son 15 dakikadır ben de görmedim aslında. Aa. Buzdolabının önünde de yok. Allah'ım. Allah'ım.
Ha, gözlerime inanamıyorum. Ve hatta ağlamak istiyorum. Toraman Nuri sonunda gitti. Hem de tamamen kendi rızasıyla. Ben onu yaka paça kapıdan dışarı atmadan. Tüh ya. Ne? Niye tüh Fadikçi? Neyse canım işte. Hani ben giderken ona da bir Allahsızlık diyeyim dedim de. Onun için yani. Ola belki de otobüs durağındadır. Daha otobüs bekleyedir. Hadi ben çıkıyorum. Fadik. Dur. Al. Şunu da al. Bu ne Uşan? Prim. Prim mu? Evet, prim. Ulan ne primi bu durup dururken? Ya al işte, içimden geldi. Ey Allah razı olsun Uşan. Hadi ben kaçtım. Hayır. Koş Forrest, koş! Hayır, yani koş Fadik, koş! Nuri Savar, Fadik. Baba. Fadik gitti mi? Oh be! Oh, dünya varmış ya. Baba, gözünü seveyim, kov şu Fadik'i ya. Yoksa bu evde benim ırz ve can güvenliğim kalmadı. Irz güvenliği ne demek ya? Aha, duydunuz zilin sesini ve işkence başladı. Eyvah, Freddy geldi baba, Freddy geldi. Saklan Nuri, saklan. Bir, iki, işte geldi Freddy. Üç, dört, hemen kapıyı ört. Ya Freddy kim ya? Freddy Fadik baba. Freddy Fadik. İkisi de F ile başlıyor, cuk uyuyor yani. Kim o? Çelicim ablan. Hangisi? Seni en çok seveni. Yanlış şifre. Benim öyle bir ablam yok. Oğlum açsana şu kapıyı. Allah'ım sana şükürler olsun. Yanlış alarmmış. Ne? Benim aklıma şahane bir fikir geldi kardeşim. Ya nedir baba? Sen git artık. Ya baba ben de değişik bir şey söyleyeceksin sandım ya. Sorunun cevabını siz gelmeden önce ve siz geldikten sonra şeklinde ikiye ayırabiliriz ablacığım. Alicim nasılsın? Sana ne Turgut? Eline sağlık Alicim. Aa dur bakayım. Ateşin mi var senin? Yo. Gel bakayım yaklaş biraz. Ay var biraz galiba. Dur ben sana biraz enerji vereyim de hemen ateşin düşsün. Ya of ya, of ya. Sen değil Turgut. Aylin'cim. Ya çok rica etsem benim şu altılıya da bir enerji verir misin? Altılı kuponuna mı enerji vereceğim? Evet. Eşekli meşekli, bol sürprizli süper bir çatı kurdum Aylin'cim. Var ya, yani şu altılıyı bir koyarsam... Paranın yüzde beşi senin, söz. %10. %7. %15. %8. %20. %10. Nasıl pazarlık baba? Kupon bu mu? Evet Aylin'cim, kupon bu. Veriyorum enerjiyi. Değil mi? Ver enerjiyi Aylin, ver enerjiyi. Hissediyor musun Nuri? Kupon nasıl ısınmaya başladı enerjiden? Evet, evet Aylin hissediyorum.
Gözünü seveyim, sakın mı enerjini? Yolla, bol bol bas. Gönder, gönder. Durun bir dakika. Enerjilerimizi birleştirelim. Birleştirelim Turgut. Arkadaşlar, çok geçmiş olsun. Niye baba? Sizin içinize Voltran kaçmış. Ay Ali'cim be, sen de şimdi negatif enerjiyle bozup durma şu olayı ya. Evet baba ya. Ya sen de ne kadar negatif enerjili bir adamsın ya. Ki kendisini kapıyor da ondan yani. Hayret bir şey ya. Kim o? Ablan Ali'cim. Hangisi? En sarışını. Yemezler ablacığım. Senin saçların boya bir kere. Ali bağırmasana ya. Diyafonun sesi açık. Sokaktan geçen herkes duyuyor. Dişe diş, kanla kan. İntikam, intikam. Ya Ali'cim çok rica ediyorum. En çok şu dördüncü ayaktaki 8 numara enerji gönder ya. Bak toy botur. Yani eşeğin önde gideni. Böyle bayrak tutan hem de. Var ya, potayı önde bir bulduğumu trilyoneriz. Ha, bir de şu şuradaki toynakçını görüyor musun? Hı-hı. 5. ayak. Hı-hı. Bir de ona gönder birkaç 1000 volt ve çok rica ediyorum. Of, of. Merhaba. Aa, Ali, ateşin mi var senin? Yok. Var vallahi biraz. Evet baba, ben dün haberlerde duydum. Salgın varmış, grip salgını. Ay evet, Merve de kaptı galiba şifayı. Sabaha kadar öksürdü yavrum. Şekilde görüldüğü gibi. Yeğenlerin tarçınlı muhallebisi. Hasta mı oldun sen? Evet. Ama ben de sana hastayım, biliyor musun? Ay öpme öpme Ali'cim, sana da bulaşacak şimdi. Ya ablacığım, madem kızcağız hasta, niye bir doktora götürmüyorsunuz? Hah, işte ben de onun için geldim sana Ali'cim. Ha anladım. O zaman ablacığım, sen hastayı şuraya yatıra dur. Ben içeriden beyaz doktor önlüğümü giyip, stetoskopumu takıp hemen geliyorum. Ne? Ya abla. Ben doktor muyum ha? Burası poliklinik mi? Bunlar hasta mı? Ya madem kızcağız hasta, niye bana geliyorsunuz? Niye kendinize hayatınızın tüm maceralarını benimle paylaşmak zorundaymışsınız gibi hissediyorsunuz? Ya randevu aldık. Gideceğiz herhalde doktora. Yani bir zahmet gidin. Ama bugünlük sen götürüvereceksin iyi yerini doktora. Niye ablacığım? Sen kazık kadar kadın oldun. Doktordan hala korkuyor musun yoksa? Ne? Hani annem küçükken bizi kandırırdı ya ablacığım. Uslu durmazsanız sizi doktora götürürüm, iğne yapar, cis yapar filan diye. He? Ablacığım, yok öyle bir şey. Onların hepsi ufak çocukluk yalanıydı. Doktorlar gayet efendi ve faydalı kişiler aslında. Sen komik olduğunu mu zannediyorsun şu anda? Elimden geldiğince, dilim döndüğünce işte ablacığım. Oğlum, doktordan randevu aldık. Ama o randevu benim kaşçımla olan randevumla aynı saate geldiği için... ...iki arada bir derede kaldım işte. Ha. Kaşçımla olan randevu mu? Evet. Doktorun da başka boş bir saati yokmuş. İkisi çatıştı birden. Peki... Kaşçının başka boş bir saati yok mu? Ne? Ablacığım, sen de o zaman kaşçının saatini değiştir. Ne bileyim, iptal et. Sonra başka bir gün gidersin. Hemen yere yat, ölü taklidi yap Ali'cim. Hemen yere yat, ölü taklidi yap. Niye ablacığım? Oğlum! Bir dakika. Sen bir kadının hayatında bir kaşçının önemini ve yerini biliyor musun acaba? Yok. Çok şükür bilmiyorum ablacığım. Oğlum, ben o kaşçıdan o randevuyu koparabilmek için kaç gün sıra bekledim biliyor musun sen? Ay Buket'e mi gidiyorsun yoksa? Evet.
Ay abla ne olur beni de götür. Bak son zamanlarda bu sol kaşım sanki biraz yamuk gibi duruyor. Olmaz. Sadece bir saatimiz var ve o bir saatinde hepsi bana lazım. Zaten geçen randevum bayağı bir gergin geçmişti. Niye ablacığım kadın kaş yapayım derken göz mü çıkarttı? Hayır. Ben randevuma 6 dakika geç kalmıştım. Ha. Ne? Zeynep ablacığım ne diyorum biliyor musun? Acaba ben de kaşların uçlarını böyle yukarıya doğru kaldırsam mı? Tarkan modeli. Of ya of. Onun için Ali'ciğim bugünlük yeğenini sen götürüvereceksin doktora. Ha randevu saat 1'de çocuk hastanesinde unutma. Ya ablacığım ben bugün eve servis çağırmıştım. Gelip buzdolabına bakacaklardı ya. Aa Ali'ciğim ne oldu senin buzdolabına? Aşırı açılıp kapanmaktan kapısı bozulmuş ablacığım. Yani yalama olmuş. Nedense. Ya Ali'cim bir tanecik yeğenin var. Ne bir taneciği ablacığım? Ben de ondan 9 tane Tamam. Tamam canım. Tamam. Peki tamam. Biz gideriz beraber. Sağ ol Ali'cim. Baba. Ya sen merak etme. Ben nasıl olsa akşama kadar evdeyim. İlgilenirim servis gelirse. E zaten ne de olsa o dolap benim de dolabım sayılır. Allah senden razı olsun be Nuri'cim. Ne güzel değil mi? Tam diyaloğun bittiği yerde çalıyor kapı. Hayatımız tiyatro gibi şerefsizim. Kim o? Benim Ali'cim ablan. Hangisi? En başarılısı. Bana eziyet etme konusunda mı ablacığım? Aç ulan şunu Armut'um. Dur oğlum be kıpraşma. Ya sadece kaşların ucunu havaya kaldıracağız ya. Lütfen ya, kökten dur. Yolmayalım hepsini. Ama yuh artık ya. Of. Of ya. Nasılsın Ali'cim? Bildiğin gibi ablacığım. Bildiğin gibi. Ya değişen hiçbir şey yok hayatımızda. Kapı çalıyor, ben açıyorum, siz giriyorsunuz, coşuyoruz, coşturuyoruz. Öyle işte. Ateşin mi var senin? Bugün bunu bana söyleyen 3. kişisin. 37 kişi daha söyledi mi ateşim olacak ablacığım. Ondan sonra da oturma organlarımıza kına yakıp halay çekeceğiz salonun ortasında. Gel bakayım sen buraya. Gel, gel, gel. Var, var, var bunun ateşi. Sen böyle daha şortla donla dolaşırsan Tarzan gibi oldu tabii ki ateşe. Kış geldi oğlum kış yaz bitti. Oh, kış geldi demek. Kış geldi. Ben şimdi anladım Nuri'nin niye burada kış uykusuna yattığını. Baba. Şimdi kızacağım ama. Evet kız abicim bayağı bir kız. Hatta küs bana. Ben ve buzdolabım bir süre seninle görüşmek istemiyoruz kardeşim. İnan bu ilişkimizin sağlığı için çok faydalı olacak. Ya, baba sen benim en iyi arkadaşımsın. Niye küseyim? Bu da ayrı bir cins ya. Devam devam. Niye ben ya? Niye Allah'ım ben ya? Ali senin bu akşam işin var mı çocuğum? Yo ablacığım yani işte her zamanki gibi. Biraz çizim yapayım diye şu masaya oturacağım. Sonra siz teker teker şu kapıdan gelmeye başlayacaksınız. Bireysel eziyetlerinizle benim akşamı mahvedeceksiniz. Yani benim için sıradan bir akşam olacak ablacığım. Bu akşamlık benim kocam olur musun? Olurum tabii ablacığım. Ne demek? Ha? Yüzük nerede ablacığım yüzük? Ne yüzüğü be? Bir de bana evlenme teklif ederken şöyle tek dizinin üstüne çökersen daha romantik olur bence ha. Çok komik. Yani işimiz düştü herhalde değil mi? Zor durumdayız o yüzden yardım istiyoruz. Ne var bunda? Şimdi ablacığım vallahi sen benim ablam olmasan da ben hayatta evlenmem seninle. Neymiş o? Yani eski kocanın sana yaptıklarından sonra senin yeni kocana yapacaklarını düşünüyorum da. Allah kimseyi düşürmesin vallahi. Hadi lan oradan. Ay abla ne oldu? Niye başın sıkıştı yine? Bizim gazetenin sahibi Erdal Bey geldi bugün. Beni yeni kuracağı gazetenin reklam müdürü yapmayı düşünüyormuş. Abla bu çok iyi bir haber. Hakikaten sahiden kutlarız abla. Kutlayın kutlamasına da
Adam benimle bu akşam ailecek yemek yemek istiyor. Ona ne yapacağız bilmiyorum. Ailecek yemek mi? Evet, ailecek yemek. Abla, ne var bunda böyle panik yapacak? Erdal Bey ve karısı, ben ve kocam şeklinde ailecek yemek canım. Ha. Ya işte onun için benim bu akşam acilen geçici bir koca bulmam lazım şekerim. İyi de abla, bu Ali senin yanında biraz tıfıl durmaz mı? Ay evet ya, çok tıfıl kalır bizim Ali Nilgün ablamın yanında. Hmm. Doğru ya, bu tıfıl kalır benim yanımda. Çok güzel iltifatlarınız için çok teşekkür ederim ablacığım. Yani içimde İki damla özgüven vardı. Onu da az önce şurada emiverdiniz hep bir ağızdan. Sağ olun, var olun yani. Ya öyle değil oğlum ya. Adam asla inanmaz sizin karı koca olduğunuza. Ha. Nilgün ablam senin yanında çok yaşlı duruyor. Yaşlı senin anandır yavrum. Benim gençliğim ve enerjimle ben sizi var ya tabela cebimden çıkarım. Ay bunların ikisinin de içine alıngan kaçmış. Bak bakalım bir tane çizgi var mı yüzümde? Bak 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 bak. Baktın mı çizgi? Ha? Görüyor musun? Yok. Ya görürsen eğer her gördüğün çizgi için sana bir 20 milyon atarım ben be. Hepinizi mezara gömerim, haberiniz olmaz sizin. Abla. Ne? Çok geçmiş olsun. Niye? Senin içine ölümsüz ruh fantom kaçmış ablacığım ya. Sen bakayım çok bilmiş. Bu Ali olmuyor. Ben şimdi nerede bulacağım bu sahte kocayı ya? Of Allah'ım ya. Şişt, ne diyorum biliyor musunuz? Acaba benim kaşları alttan üstten alıp böyle biraz inceltsek mi ha? Çünkü böyle kalın çok yaşlı gösteriyor. Ne oluyor ya? Yok yok. Ben yapamam öyle şeyler ya. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merve Hanım geldi, randevusu vardı. Evet, buyurun. Hayatım hadi geç, sen arkadaşlarınla oyna. Sıramız gelince doktor bizi çağıracak, tamam mı? Hadi. Sonra karmaşa için bekliyorum Suzan Hanım, tamam mı? Tamam Meltem Hanım. Görüşmek çok teşekkürler. Üzere. Sağ olun. Sıradaki hastamız? Merve Dörtçeker. Merve Hanım? Merve Dörtçeker. Bizi çağırıyorlar. Merve Hanım. Pardon, Merve biziz. Yani pardon, bu Merve, ben Ali. Merve'nin... Babası olmalısınız. Merve'yi içeri alalım, diğer hastalarımızı bekletmeyelim. Yeter be kızım, yeter be kızım. Yani sade benim değil, karnındaki bebeğin de içini baydın be evladım. İşte o da duysun, babası annesini nasıl ağlatıyor. Yavrum ne var bunda bu kadar üzülecek, bu kadar büyütecek? Alt tarafı giden bir kaset. Alt tarafı bir kaset, üst tarafta bizim düğün kasetimiz oluyordu anneciğim. Adam gidip bizim düğün kasetimizin üzerine Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçını kaydetmiş ya. Yavrum, yavrum. Belki bilememiştir çocuk. Başka kasetlerle karıştırmıştır. Of, kasetin üstünde kocaman yazıyordu. Ne yazıyordu? Düğün kaseti. Peki başka bir kopyası yok mu şunun yahu? Hayır yok. Madem bu kadar değerliydi, bu kadar önemliydi, niye vaktiyle bir tane daha yaptırmadınız bu kasetten? Özür dilerim anneciğim. Eşeklik bende. Cevdet'in bizim düğün kasetimizin üzerine Fenerbahçe'nin maçını kaydedebilecek kadar sızma öküz olabileceğini düşünemedim. Yavrum ben öyle demek istemedim. Hadi, hadi ağlama. Al. Bebek pişman olacak senin karnında tohum olarak düştüğüne.
babana gıcıklık olsun diye seni koyu Galatasaraylı olarak yetiştirmezsem, nüfus dairesine yalnız başıma gidip adını kütüğe aslan diye yazdırmazsam, göbek adını da hacı koydurmazsam, bana da belgin demesinler. Binali, ne o elindeki kutu? Göstereceğim Muazzez, göstereceğim. Hoş geldin babacığım. Belgin kızım da buradaymış. Hoş geldin kızım. Hı? Nasılsın? İyiyim. Bebek nasıl? O da iyi. Çıkmıyor mu daha kerata? Eli kulağında işte. Aslında biliyor musunuz? Ultrasona bakınca görülüyormuş. Hani böyle eli kulağında şeklinde. 8,5 aylık ya bebek böyle. No, çok kötü ya. Allah şükür fark ettim Binali. Neyse. Bana bak Binali. Yine yavru kedi falan bulup getirdiysen hemen açmadan al o kutuyu bulduğun yere götür. Sana kaç defa söyleyeceğim. Ben evimde böyle şeyler istemiyorum diye. Kedi falan değil Muazzez. Asrın buluşu bu. Asrın buluşu. Asrın buluşu mu? Evet. Hatta aslında bu asrın değil de önümüzdeki 2-3 asrında buluşu diyebiliriz bunun için. Aman biz hani yine ne antikalıklar çıkarıyorsun başımıza. Muazzez. Hani ben bugün ikimizin de 3 aylığını çekecektim ya banka makinesinden. Yoksa bütün 3 aylıklarla bunu mu aldın? Olur mu Muazzez? Bu çok ucuz bir şey. Üstelik taksitle. Tam 12 taksit. işte. Radyo vardı, niye aldın? Türk kahvesi makinesi. Türk kahvesi makinesi mi? Türk kahvesi makinesi. Binali. Ben bunu şahsıma yapılmış bir hakaret telakki ederim. Ne oldu şimdi ya? Şimdi kocaman bir A diyelim bakalım. Sizin demenize gerek yok Ali Bey. Pardon. Evet. Merve Hanım 2-3 gün yataktan çıkmazsa pazartesi günü okula gidebilir babası. Babası mı? Evet. Eşiniz çalışıyor herhalde. Eşim mi? Yani Merve'yi doktora siz getirdiğinize göre eşiniz yoğun olmalı. Genelde babalar böyle şeylerle pek ilgilenmezler de. Yok. Benim eşim falan yok. Ben evli değilim. Merve sadece. Ay çok özür dilerim Ali Bey. Ay, umarım büyük bir pot kırmamışımdır. Hayır. Merve sadece... Yani insan kısa bir süre önce boşanınca... ...bir süre bu konuyla ilgili bir şeyler duymak istemiyor. Bir an önce bu kötü günleri unutmak istiyor tabii. Boşanmak mı? Sakin olun. Ben de geçen sene eşimden boşandım. Ben de çocuğumu tek başıma büyütmeye çalışıyorum. Yalnız değilsiniz yani, merak etmeyin. Hayır, bakın Merve Zerrin ablamın... Biliyorum. Doğrusu insan sizin gibi ortak sorunu olan birisine rastladığı zaman kendini çok iyi hissediyor. Kendini ona çok yakın hissediyor. Anlıyor musunuz Ali Bey? Yapmayın ya. Yapıyor vallahi. Ben de yani elimden geldiğince Merve'ye hem bir baba hem bir ana olmaya çalışıyorum işte. Ne? Yavrum benim. Canım kızım, senin annen bir melekti, biliyor musun? Ali Bey, yani biliyorum, bu çok saçma gelebilir. Aslında doktorların hastane dışında hastalarıyla görüşmeleri pek doğru değil ama... ...yani ne bileyim, ben sizinle oturup bir yerde bir çay, bir kahve içip sohbet etmek isterim. Yapmayın ya. Yaparım vallahi. Bu benim kartım. Bakın altında da cep telefonum yazıyor. Yani müsait bir zamanda ararsanız çok sevinirim. Aramazsam şerefsizim. Efendim? ararım. Tabii ki ararım. Hem de zevkle ararım. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Gel bakalım kızım babanı kucağına. Ama dayı.
Hayır, hayır. Konuşma hayatım, konuşma. Bak, doktor abla boğazların şişmiş dedi. Bence biraz konuşma da boğazların iyileşsin. Ha? Değil mi doktor ablası? Aslında konuşmakla pek bir şey olmaz ama. Ya dayı. Dayı mı? Dayı. Merve'nin dayı diye bir oyuncağı var da onu istiyor. Ay yoksa bu karikatür kahramanı olan dayı mı? Evet. O dayı. Hemen arabamıza koşalım da dayıma sarılayım demek istiyor yani. Ay inanmıyorum. Ben de bayılıyorum ona. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet. Özellikle o Toraman Nuri'ye bayılıyorum. Aslında yakından tanısanız anında bayılmaktan vazgeçerdiniz. Nasıl? Yani Nuri çok ömür törpüsü bir tip değil mi? Evet. Nasıl eve her gelen ayakkabılarını çıkartıp Ali dayının kucağına veriyor değil mi? Hele ablaları teker teker geliyor çocuğun hayatını karartıyor. Paşa Kemal'in bir boy kadar geriden atak yaptığını görüyorum ama Toynakcan hala liderliğini sürdürüyor. Yürü be Toynakcan be. Yürü be oğlum be. Durun. Ben hemen Toynakcan'a biraz daha enerji gönderiyorum. Gönder Aylin'cim, gönder. Dördüncü ayağı da eşekle geçtik mi? Son iki ayakta beşer tane altımız var. Kesin koyduk altını, kesin. Sen bu payına düşen parayla ne yapacaksın Nuri? Bir süreliğine yurt dışına kaçıp orada saklanacağım Turgut. Saklanacak mısın? Niye? Çok gereksiz platonik bir aşığım var da orada biraz olaylardan sıyrılmak istiyorum. Aa, kimmiş o? Biz tanıyor muyuz? Ya arkadaşlar. Gözünüzü seveyim şu paparazziliği biraz bırakalım da yarışımıza odaklanalım ya. Ya sizin göndereceğiniz enerjiye güvenip 20 milyonluk kupon yaptım burada. Hayret bir şey ya. Yani Nilgün abladan bir gecelik kocası olmam karşılığında aldığım rüşvetin tamamı beygirlere gitti. Biraz daha ciddiyet. Tamam. Gönderiyorum enerjiyi. Gönder Aylin'cim, gönder. Ve atlar son düzlüğü döndüler sevgili yarışseverler. Toynakcan 1,5 boy farkla liderliğini sürdürürken... Vallahi geliyor, billahi geliyor. Kesme enerji Aylin, kesme. Vallahi ben tam güç verdim Nuri'cim. Aşkım ben turboya geçtim bile. Turboya geçtim ne demek ya? Hadi be oğlum be, yürü be, kim tutar seni? Son 100 metreye girilirken Toynakcan 1,5 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Yürü oğlum, yürü Toynakcan, yürü. Toynakcan geliyor. Gelecek tabii aslanım benim, gelecek. Toynakcan geliyor. Toynakcan geliyor. Ay hadi gelsin artık, daha fazla gönderecek enerjim kalmadı. Dayan biraz daha gönder Aylin'cim, biraz daha gönder. Az kaldı, dibine kadar köklü enerjiyi. Toynakcan yarışı kazanmak üzere. Kazanacak tabii, kazanacak. Fakat o da ne? Gerilerden müthiş bir atak yapan Kılbatur Toynakcan'ı yakalıyor. Son 20 metreye girilirken iki at tek at gibi oluyorlar. Toynakcan geliyor, Kılbatur geliyor, Toynakcan geliyor, Kılbatur geliyor ve yarışı bir burun deliği farkla 8 numaralı Kılbatur kazanıyor sevgili beygir severler. Bir burun deliği farkıyla ne demek ya? Aylin, ne oldu? Enerji nakilatlarında bir problem var galiba. Ulan o kadar turboya geçmiştik be. Adı üstünde hayvan bu Nuri'cim. Bir insanın enerjisiyle bir hayvanın enerjisi her zaman bir olmuyor. Yapma ya. Ben 20 milyonluk kuponu yırttıktan sonra mı söylenir bu? Üf! Size de bir iyilik yapmaya gelmiyor yani. Hem... Ayrıca benim enerjim sayesinde eşek gibi at ikinci oldu. Ben enerji göndermeseydim sonuncu olurdu, Allah bilir. Hiç. Sana da iyilik yaramıyor ya Nuri. Bekle aşkım, bekle ya. Ben de geliyorum seninle. Yürü lan Turgut, yürü. Sanki para verdin, pinti. Bunların hepsi ayrı bir cins ya. Akşama çok az kaldı. Benim hemen... Buzdolabı servisi geldi galiba. Merhaba. Bir saniye. Bakın eğer rahatsız ediyorsan. Bir saniye. Oh.
geleceksiniz. Gerrit geleceksiniz. Geldiysiniz. Nasıl? Buyurun. Biz üst kattaki kiralık daireye bakmıştık da. Üst kattaki kiralık daireye mi bakmışsınız? Evet. Telefonda evin sahibi anahtar kapıcıda. Siz anahtarı ondan alıp gezebilirsiniz evi demişti. Ama kapıcı da bugün izinliymiş. Ya izinliymiş. E biz de buraya kadar gelmişken bir alt kata bakalım. Sonuçta hepsinin içi aynıdır. En azından bir fikrimiz olsun dedik. Eğer çok rahatsız etmezsek birkaç dakikalığına evinizi gezebilir miyiz? Evet evet tabii. Ne demek rahatsızlık ne demek? Gezebilirsiniz. Evin her tarafında dilediğiniz kadar dolaşabilirsiniz. Buyurun. Çok mersi. Hatta yatıya bile kalabilirsiniz yani. Nasıl? Şey yani yatak odası şu tarafta. Banyo da şu tarafta demek istemiştim. Allah'ım hayatımda ilk kez kızları kendi rızalarıyla eve attım. İnşallah korungacım vardır. Şu kamada bir harik girmiş de. Gezin buyurun. Demek Cevdet denilen o öküz... Sızma öküz ablacığım. Evet, Cevdet denilen o sızma öküz... Git sizin düğün kasetinizin üzerine Fenerbahçe maçını kaydet, öyle mi? Sonra bir de gidip sırf Fenerbahçe maçı 6-2 kaybetti diye o kaseti yaktı ablacığım. Yuh yani. Bu çocuğa sadece öküz demek diğer bütün öküz ırkına eziyet sayılırmış vallahi. Üzülme kızım be, üzülme. Üzme canını, aman. Üzmesen bak kendine. Üzülme sen ki bu çocukcağız da yorulmasın. Güzel bebişini düşün. Ha güzel kızım benim. Sen hiç merak etme. İlk fırsatta ben onun kafasını sürtecek müsait bir duvar bulup... ...kıvılcım çıkartmazsam bana da Nilgün demesinler. Sen hiç merak etme. Tamam. Ha canım benim. Görür o gün. Canım benim kalkmam lazım. Daha kuaföre falan uğrayacağım. Akşam benim patronla ailecek yemek yiyeceğiz. Ailecek mi? Ailecek. Erdal Bey ve eşi, ben ve eşim şeklinde. Hı. Ne? Ablacığım, yoksa Hikmet enişteyle barıştınız mı? Kızım sen ne diyorsun ya? Ne barışması ya? Cehennem donar, ben onunla ancak öyle barışırım. Peki o zaman akşam seninle yemeğe çıkacak olan eşin kim? Bizim Toraman Nuri. Aa. Ne yazık ki. Ne? Nuri mi? Ya ancak onu bulabildim canım, ne yapayım? Kahveler geldi. Anneciğim ne zahmet ettim, ben gidecektim, işim gücüm var, kuaföre uğrayacaktım daha, hay Allah. Aa, olur mu öyle şey hiç kızım? Önce kahveni iç, ondan sonra gidersin. İyi peki babacığım, tamam öyle olsun. Al bakalım. Hangisi benim anneciğim? İkisi de. İkisi de mi? Hı hı. İkisinden de birer yudum içeceksin, sonra bize fikirlerini söyleyeceksin. Fikirlerimi söyleyeceğim. Evet. Evet kızım, onlardan birini annem pişirdi, birini de benim asıl mucizesi Türk kahvesi makinem. Türk kahvesi makinesi mi? Aman canım, babanız yine düşmüş safça bir fikrin peşine. Basit bir makinenin 40 yıllık ev kadını Muhazzez'in elinden daha iyi kahve yapabileceğini sanıyor. Yazık, zavallı. Birazdan görürüz Muhazzez Hanım. El mi aletten üstündür, alet mi elden? Görürüz Binali Bey. Hadi kızım, iç şunu da. Seçiver anneciğinin elinden çıkan kahvenin tadını. Hangisi seninkisi? Aa, Muhazzez, oyun bozanlık yok. Ne oyun bozanlığı canım? Aa, dudağımı yalıyorum. Burada dur. Sen de hiç bakma. Oyun mu kızım? Ay. Evet. Hadi bakalım kızım. Şimdi tat. Hangisi daha lezzetli, hangisi daha güzel? Anne, baba. Beni diyorum bu çocukça oyunlarınıza alet etmeseniz. İşim gücüm var, kuaföre gideceğim. Geç kaldım. Nilgün! Çabuk işledim sana şu kahveleri. Tamam babacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. İkisi de güzel olmuş. Ama şu daha kıvamında. Hmm.
Muazzez. Dur bakayım hayatım. Binali, mor renk sana hakikaten çok yakışıyor. Kusura bakma babacığım, ne yapayım? Muazzez, biz yanlış test grubu seçtik. Bu kızın damağının ayarı bozuk. Aman, hemen çamurlaşmaya başlama Binali. E canım hatırlasana, bu önce ayran içip, üstüne turşu suyu içip, onun üstüne de dondurma yemez miydi? Gördüm valla. Ondan sonra motoru bozup iki gün tuvaletten çıkmazdım. Bak neleri hatırladı, görüyor musun? Muazzez, çabuk hazırlan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Binali? Ali'ye gidiyoruz. Aa. Belki orada daha yeni ve güvenilir bir denek grubu buluruz. Mesela Nuri oradadır, değil mi? Ya da acele et Muazzez. Vallahi bu adama bir şeyler oluyor. Her gün biraz daha yükselip aramızdan ayrılıyor kızlar. Koş anneciğim koş. Hiç kimse seni kahveli geçemez. Ya işte böyle. Apartmanımız bir sürede Bizanslıların elinde kaldıktan sonra İstanbul'un fethiyle birlikte Türklerin eline geçmiş. Doğrusu biz bu apartmanın bu kadar eski bir apartman olduğunu bilmiyorduk. Yani hiç öyle görünmüyor dışarıdan bakıldığında. Hem Tanzimat hem de Cumhuriyet'in ilanından sonra bayağı böyle ciddi bir restorasyondan geçmiş tabii bu apartman. Ha. Şuraya bak. Lafa daldık. Saatin kaç olduğunu unuttuk. Hep böyle olur biliyor musunuz kızlar? Yani insan benimleyken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Neyse biz kalkalım artık. Aa, nereye kalkıyorsunuz ya? Daha size binanın mimarisinden bahsedecektim ben. Mesela bu apartmanın Mimar Sinan tarafından yapıldığını biliyor muydunuz? Ya çok enteresanmış gerçekten. Biz göreceğimiz kadarını gördük. Üst kattaki kiralık daire için bayağı bir fikrimiz oldu yani. Evet, çay için de teşekkürler ayrıca. Aman canım iki tane sallama çayın lafı mı olur ya? Hem siz yukarıya bir taşının hele. Biz ondan sonra ne çaylar ne partiler düzenleriz hep birlikte. Ya inşallah. Zaten siz o evi tutmuş bilin kendinize. Yarın sabah ilk iş olarak gideceğim ev sahibini tehdit edeceğim evi size versin diye. Tehdit mi edeceksiniz? Tehdit mi dedim ben? Allah, yani ikna edeceğim diyecektim evi size versin diye. İkna diyecektim ağzına tehdit çıktı. Nasıl ömürüm görüyor musunuz? İnanmıyorum. Vallahi ben de inanmıyorum ya. Bu dayı karikatürlerini siz mi çiziyorsunuz yoksa? Yok canım benim arkadaşım var Ali. Ay ben bayılıyorum bu dayı karikatürlerine. Ben de. Evet, ben çiziyorum bu karikatürleri. Ne anlıyoruz? O zaman bir dakika ya. Ben sizin göbeğinize hemen bir imza atayım. Bakayım şöyle. Şey de gerçekten güzelmiş ya. Dövme. Şöyle. Ali. Gel bakayım yavrum. Ali dayı. Karıcığım, ben geldim. Çok komiksin baba. Komiyim tabii oğlum. Ben hayatımı komiklik satarak kazanıyorum. Bütün bu karikatürleri nasıl çiziyorum zannediyorsun? Baba. Efendim Toraman. Önümüzdeki birkaç sene içinde buraya iki tane çok güzel ve çok çıtır kız gelip sorarlarsa... bütün dayı karikatürlerini ben çiziyorum. Hatta Ali dayı benim, sen Nuri'sin. Anlaştık mı? Anlaşmadık abiciğim. Neden baba ya? Ya Nuri, ben ruhumu sana satacağıma şeytana satarım daha iyi kardeşim. Şeytan bile senden daha az sapıklığa alet edecektir onu yani. Öyle değil baba ya. Şimdi bugün buraya iki tane çok süper kız geldi biliyor musun? Nuri, abicim ben sana kaç defa söyledim ben evde yokken eve kız atmayacaksın diye. Ha? Ve ayrıca buraya iki kız getirmiş olmanı... ve bunu ben evde yokken yapmış olmanı en ayrıca kınıyorum kardeşim. Yok baba. Ben o kadar aptal mıyım daha ilk günden altın yumurtlayan tavuğu şey edeceğim. Keseceğim. Altın yumurtlayan tavuk mu? Hatta piliç baba. Piliç, piliç. Allah! Bir sana bir bana. Hı? Gerçi ben daha henüz karar vermedim. Hangisi sana hangisi bana ama... yani ben bir tanesini seçeceğim. Geri kalanını mecburen sen seçeceksin değil mi? Yalnız bana bak baba. Öyle uyanıklık edip benden önce davranmak yok ha. Ben önce bir bakacağım kıza. Gönlüm ve bilimum organlarım hangisine doğru kayıyor?
Ondan sonra sana bir işaret çakacağım. Sen o zaman harekete geçeceksin. Tamam mı? Ya Nuri, sen ne saçmalıyorsun kardeşim son 4,5 dakikadır ya? Lafı dolandırıp durmasana, sahne uzuyor senin yüzünden. Hem ben zaten senin bulacağın çıtırlarla ilgilenmiyorum kardeşim artık. Allah Allah. Ben de aynen öyle dedim kardeşim. Allah Allah dedim Meltem'i ilk gördüğümde. Ya bir insan bu kadar mı güzel bakabilir? Bu kadar mı güzel gülebilir dedim. Baba, ne oluyor? Bir de bana hesap soruyorsun senden habersiz kızlara yazıyorum diye. Oğlum bu öyle bir şey değil. Nasıl bir şey peki? Kardeşim. Heh. Ben bugün aşık oldum galiba. Ayvayı yedik desene. Sana ne oluyor lan? Ya baba, sen ne zaman aşık olsan ve bu aşk ablanlar yüzünden hüsranla sonuçlansa, peşinden gelen bütün aşk acısı dönemini ben çekiyorum. Sen alkolün esiri olup şu banyoya kusarken seni kim tutuyor sanıyorsun? Olsun abicim ya. Hem zaten aşk acı çekmek demek değil midir? Ya şu aşk denen şey bana niye hiç olmuyor acaba ya? Sen sapıksın da ondan kardeşim. Baba, şimdi yerleştireceğim bir tane ha. Nuri. Yalnız küçük bir sorunumuz var kardeşim. Olmasa şaşardım zaten. Sence Zerrin ablam benim yeğen Merve'yi bana evlatlık olarak verir mi kardeşim? Ne? Kim o? Benim oğlum, annen aç. Ya Muazzez, niye benim de burada olduğumu söylemiyorsun ya? Ya maalesef baban da yanımda oğlum. Hadi aç. Ulan bu Fadi'nin yıkadığı çoraplar gerçekten çok temiz kokuyor ya. Mis gibi. Ya ayaklarım bile bu işe şaşırdılar baba. Kokla bak, kokla. Tamam, çek şunu ya. Bana bak. Sen bu akşam Nilgün ablamın kocası olarak yemeğe gitmiyor muydun kardeşim? Allah! Baba, ben onu unuttum ya. Bence hemen hatırla. Hemen hatırla. Yoksa seni Nilgün ablamın elinden hiçbirimiz alamayız kardeşim. Evet baba, evet. Benim hemen giyinmem lazım. Ya Nuri, buzdolabı bitti. Şimdi de elbise dolabının kanını emiyorsun değil mi kardeşim? Ya baba be. Sende temiz don falan da vardır değil mi? Yuh artık ya. Hani oğlum, kahve içer misin? Türk kahvesi. İçerim. Tut şunu. Efendikleri. Al. Ver. Ha? Nasılsın bakayım kara kuzum? Sağ ol anneciğim. Senin biraz ateşin mi var? Yok. Yok yok, var galiba. Anne ya, ben alnımı daha yeni keselemiştim ya. Kahve içer misin? İçerim, içerim de babam zaten yapıyor galiba. Ama sen boş ver babanın kahvesini, sen benimkinden iç. Nuri, evladım. Gel buraya. Kahve içer misin ha? Türk kahvesi. İçerim Bilal amca. Nasıl içersin? Lıkır lıkır içerim. Orta orta. Orta iyidir Bilal amca. Şimdi hazırlayıp getiriyorum evladım. Ali de nasıl olsa orta içiyordur. Nuri, oğlum kahve içer misin? Şimdi Bilal amca da sordu Muazzez teyze. İçiyorum zaten. Bırak sen Bilal amcanın makine yağı gibi kahvesini. Sen Muazzez teyzenin kahvesine bak. Nasıl içersin? Lıkır lıkır içerim. Yalnız evladım biliyor musun? Bir espri iki kere yapıldığında hiç ilki kadar komik olmuyor. O zaman orta. Orta en güzel. Orta şekerli bir kahve alayım. Tamam. Sen nasıl içersin Alişim? Benimki de orta olursa olur anneciğim. Tamam efendim. İki orta kahve hemen geliyor. Şşt.
dayı. Anneciğim, babacığım, çok geçmiş olsun. Ne oldu oğlum? Sizin içinize ne kaçmış? Ne kaçmış? Ben de onu soruyorum işte, ne kaçmış? Oğlum, lafa tutma bizi, lafa tutma. İşimiz var, kahve yapıyoruz burada. Kim o? Ali'cim aç. Benim Nilgün ablan. Açıyorum ablacığım. Ali'cim kocam Nuri Bey hazırlar değil mi? Kocan Nuri Bey mi? kocan Nuri Bey mi? Evet ablacığım. Hazırlar. Ben haber veriyorum hemen geldiğinizi. Toraman! 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 Karın geldi abicim. Ne? Karın mı geldi? Karısı mı geldi? Karısı mı geldi? Karım geldi. Baba, gözünü seveyim, bana bir ceket falan ver ya. Ya git al benim dolaptan işte ya. Doğru, dolaptan alayım. Ali, oğlum, ne oluyor ya? Nuri ne zaman evlendi? Ve biz 12 haneye davet edilmedik. Ya anneciğim, babacığım, kimsenin evlendiği yok. Nilgün ablamın gazetedeki patronu bu akşam hep birlikte ailecek bir yemeğe çıkalım demiş. Adam tabii eniştemin ablamı bırakıp kaçtığını bilmiyor. Bu yüzden Nuri bu akşamlık ablama koca dublörlüğü yapacak. Ne olur baba, anne gözünüzü seveyim. No, bozuntuya vermeyin de ablamın işleri bozulmasın. Adam çok hassasmış bu aile konularında. Tamam, tamam. Merak etme oğlum. Nuri, açsana oğlum kapıyı. Baba kapı senin kapın, sen açsana ya. Gelen de senin karın ama. Sen aç ki kapıyı, daha etkileyici olsun. Ha, bak iyi düşündün baba. Aç! Ya Nuri, niye hiç sen çarpmıyorsun da hep ben çarpıyorum ayağımı ya? Sakar. Kocacığım da buradaymış. Buyurun. Hoş geldiniz karıcığım. Üstüne daha düzgün bir şey bulamadın mı? Ne yapayım Nilgün abla ya? Bir tek bu vardı. Tanıştırayım. Kocam Nuri Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum Nuri Bey. Bir mukavele efendim. Bir mukavele. O laf öyle değil oğlum. Yanlış söylüyorsun. Yanlış. Çok memnun oldum Nuri Bey. Bir mukadele efendim. Bir mukadele. Küçük kardeşim Ali, yolda gelirken size söz etmiştim. Evet, şu ünlü dayı karikatürlerini çizen karikatürist çocuk sizsiniz demek delikanlı ha? Yani kalemimizin ucu yettiğince bir şeyler çiziktiriyoruz işte. Buyurun geçin, ayakta kaldınız lütfen. Yani buyurun şöyle geçin. Ali'cim kusura bakma, seni de akşam rahatsız ettik ama yani. Ablacığım ben alıştım artık zaten. ne olacak ablacığım? Yani sizi evimde görmek her zaman için ayrı bir zevk benim için. Yani eşim, kocam Nuri ile kardeşim Ali bir yatırım projesi üzerine çalışıyorlar da o yüzden bizim eve gitmek yerine buraya gelmek zorunda kaldık. Yani kusura bakmayın. Olsun canım, sonuçta burası da bir aile ortamı değil mi? Tabii canım, sonuçta burası da bir aile ortamı. Söyle bakalım delikanlı, sen evli misin? Yok. Evli. Evli kardeşim Ali de çok evli. Oh maşallah maşallah, çok memnun oldum. Sizin eşiniz yok mu Ali Bey? Benim eşimmiş. Onun eşi işte çalışıyor. Evet biraz geç çıkıyor bugün. Mesaiye kalıyor da sürekli olarak. Ama bir görseniz nasıl sempatik, nasıl şeker. Soruşun. Badem gözler yemyeşil. Kapa. Hadi Ali'cim bak kapıyı. Ne haber Ali'cim? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ali Bey evladım, hadi gözün aydın bak. Karın bu akşam işten erken çıktı. Ha? Karın mı? Karısı mı? Ay evet, biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Böyle sarışın yeşil gözlü diye. İyi de ben Ali'nin biricik sevgili karısısın.
Ah Zerrin'cim çok özledim seni. Gel bir sarılayım ben sana. Ay gözünü seveyim bozma. Biz ne dersek evet ne başını salla tamam mı? Ay iyi abla ya. Nasıl özlemişiz? Ah canım benim canım. Bak ben Nuri'nin karısıyım sen Ali'nin karısın tamam mı? Niye? Zerrin sonra anlatırım. Canım benim canım. Ah güzel kardeşim benim. Gel. Gel otur şöyle bakayım gel. Canım benim. Efendim tekrar hoş geldiniz. Ben Ali'nin karısı Zerrin. Hoş bulduk. Çok memnun oldum kızım. Ben de çok memnun oldum. Evet. Kahveler geldi. Aman ne iyi. Kahveciler de çoğalmış. İyi işte. Babacığım işler karıştı. bu akşamlık Zerrin ablam da benim karım oluyor. Ne? Anne, Nuri bu akşamlık benim... Merak etme kızım, biliyorum. Ali bana biraz önce söyledi. Ha peki Zerrin'in de Ali'nin karısı olduğunu biliyor musunuz? Değil. Kahveler geldi. Aha. Bilgin Hanım, bu hanımefendi ile beyefendi kim? Ah az kalsın unutuyordum tanıştırmayı. Annem ve babam. Öyle mi? Ne kadar güzel. Bütün aile burada. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Ya, ya. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Yine bir rekora doğru koşuyoruz işte. Enişte. Karıcığım. Ve yeni bir rekorda işte geliyor. İyi akşamlar Ali Bey Hüsam. İşte şimdi tam bittik.